demiş olalım. İstersen şimdi transfere geçelim. Sen de eğer okey diyorsan. Geçelim. Şimdi Zaha gelişmesi var. Sezon sonu için bugün manidar bir haber yapılmış. Altay Bayındır'la ilgili bir haber var ki ben bunun doğru olduğunu da biliyorum. Bu doğru haberlerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu bilin. Altay Bayındır Galatasaray'ın transfer listesinde anlatacağım. Daha önce de anlattım. Preciado, bu çocuk da Musa Sparta Pran savunma oyuncusu ve Zaniolo. Zaniolo ile ilgili de gelişme var. Muslera da haberim hep arkasında da durdum. Muslera'ya teklif yapılmadı, Muslera gidiyor, Muslera olmadı bilmem ne falan derlerken ben hep şunu söyledim Musa. Hayır, Muslera kalacak dedim. İnşallah da kalacak. Devre arasında teklifleri reddeden Fildişili Yıldız sezon sonu Premier Lig'e dönüyor. Kış döneminde Wilfried Sahi kadrosuna katmayı başaramayan West Ham, United ve Aston Villa sezonun bitimiyle yeniden devreye girecek. İngiliz basındaki habere göre ayrılığı düşünen Zaha'yı eski takımı Crystal Palace'da istiyor. Musa, Zaha'nın orada bir piyasası var. Ama Zaha, ben Galatasaray'dan ayrılma kararı aldım. Ben gideceğim, burada yapamadım, buraya adapte olamadım demiş değil. Ama sezon sonu bu teklifler gelir mi? Yani West Ham, Crystal Palace, işte Aston Villa tarzı kulüplerden Zaha'ya teklif gelir mi? Gelir. Çünkü Zaha İngiltere Premier Ligi için biçilmiş kaptan. Kaftan. Yani fulleli bir oyuncu. Tekniği çok yüksek. Ceza sahasında fırsatçılığı var. Vesaire vesaire. Yani teklif gelir. Ama şu an Galatasaray'a Zaha ile ilgili Zaha tarafından veya Galatasaray'a gelmiş bir teklif veya Zaha'dan gelmiş bir istek yok. Abi yani Zaha asistlerine gollerine bakıyorsun ve vasat sahadan bu çıkıyor. Yani keşke biraz daha katkı verseydi diyorsun. Yani oyun anlamında da bak adamın hani tabir anlamında söylüyorum. Ölüsü Türkiye Ligi'nde iş yapıyor yani. Vasat eleştirdiğimiz Zaha'nın istatistiğine bakın. Yani, böyle, yani bu oyuncunun tekrardan Premier Lig'e dönme ihtimali vardır muhakkak da. Hani biz niye yararlanalım? Neden bizde olmadığı ben eleştirmek isterim ya. Yani muazzam bir yetenek ama Galatasaray'da olmadı ya. Ya tam olarak olmadı da demeyelim. Hani daha iyi performansları olabilir miydi? Olabilirdi ama bu adamın bize kazandırdığı da bir sürü maç oldu. BB1905 Altay Muslera'dan sonra kaleyi devralacak olan oyuncu değildir bence ama Muslera bıraktığında başka bir yabancı alıp Altay'ı yine onun arkasına koyarsan tamam. Altay kaç para ister? Altay konusuna geldiğimizde anlatalım. Kiralık sorunu. Burada tabii kiralık futbolcuların durumu paylaşılmış ama Musa ben Zaha ile ilgili bir detay vereyim. Zaha İngiltere Premier Lig'de iyi maçları oldu. Kafa karıştırdı. Yani şöyle olmadı. Hiçbir şey yapamadı. Premier Lig'de hiçbir şekilde kendisini Aston Villa'da gösteremedi değil. Gösterdiği maçlar oldu. Kafa karıştırdığı maçlar oldu. Performanslar oldu. Ama Musa Aston Villa'nın evet ya bu parayı eder, biz bu parayı verelim, bu transferi yapalım dediği noktaya da gelmedi. Galatasaray'a geri dönecek. Galatasaray'da kalır mı? Zannetmiyorum. Benim tahminimce Musa 17-18 yani böyle bir 20'ye yakın veya 20'nin biraz üzeri bir bonservisle biz Zaniolo'yu gelecek sezon İtalya'ya satarız. Evet yani demek ki Zaniolo'nun defosu da bu abi. Yani Zaniolo iyi bir oyuncu, kumaşı var ama hani ya, sıkıntılı da bir oyuncu. Biz o zaman da söylemiştik. Yani öfke kontrol problemi var bir kere Zaniolo'da. Yani ben o zaman da söylemiştim. O İstanbul maçında yaptığı kırmızı kart mesela yani çok saçmaydı. Bana çok saçma gelmişti. O yüzden de yani Zaniolo'nun Türkiye'de dönmesi dönse bile bir sene bak ben bir sene oynatmasından yanayım. Bir sene oynamalı diyorum. Ama bir senenin sonunda tekrardan bir tane Şampiyonlar Ligi de Zaniolo görse bambaşka bir şey olabilir mi?
onun kariyeri açısından soru işareti. Ama senin de dediğin gibi İtalya'da şeyi var, onun ederi var, piyasası var. Bence İtalya'ya dönmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Zaniolo konusu bu. Seneye gelir ama takımda kalıcı olur mu? Takımda yani kalıcı olur mu derken Okan Hoca ile ilgili, Okan Hoca onu tam anlamıyla ister mi, takımda tutar mı? O konuda emin değilim Musa, çünkü nasıl söyleyeyim? Zaniolo sanki biraz kaprisli biri Musa. Yani, çok detay vermiyorum. Ha, bir Barış Alper Yılmaz değil, anladın mı Musa? Altay Bayındır iddiası. Bir şey ekleyecek misin? Egolu bir adam ya. Çok egolu bir adam. Yani Zaniolo işte İtalyanların çılgın çocuğu. Yani net bir şekilde hani bizim zamanımızda Beckham'lar vardı ya. Yani Beckham gibi bir oyuncu. Yani bu oyuncuları yönetmek de meziyet ister yani. O yüzden zor. Evet. Sevgili arkadaşlar, Altay Bayındır iddiası, bunu ben söylemiştim. Burada şurada Musa, İngiltere'de bir medya kuruluşunda Altay Bayındır'ın Galatasaray'ın gündeminde olduğu haberi çıkıyor. İngiliz medyası Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız kalecisi için sezon sonunda hamle yapacağını iddia etti. Evet, yapacak. Hatta ben daha fazlasını söyleyeyim Musa. Altay Bayındır da Galatasaray'ı istiyor. Altay hani kaleye geçebilecek fırsatlar oldu. Hani teknik direktörü onu oynatsa, bak teknik direktör onu oynatsa kimse bir şey demezdi. O durumlarda bile Musa, Onana'nın çok kötü oynadığı maçlarda bile Altay kaleye geçemedi. Altay büyük ihtimal Muslera'nın arkasına gelecek. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazılarınız diyor ki abi Muslera'dan çıkıp Altay'ı mı alacağız? Hayır. Muslera Altay yapacağız. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam Muslera evet bence de gelecek sezonda bu kadar üst seviye bir kalecilik yapar. Ama Musa yaşlandı. Yaşlı insan sakatlığa daha açık insan oluyor Musa. O yüzden Altay'ı oraya koymak çok çok değerli. Sen Altay Bayındır için neler söylersin? Altay Bayındır bizim Manchester United maçlarından beri bize sinyal çakıp duruyor. İsteyip istemememize bakıyor yani. Bence Altay Bayındır ben buraya niye geldim der gibi Manchester United'da yani. Ama ben hala söylüyorum, yanlış da anlaşılmak da istemem. Oraya giderken de ben söylemiştim aynı lafı. Altay Bayındır Manchester United görecek bir kaleci değil demiştim. Nitekim oradaki başka şeyler düşünmüştüm. Ama Galatasaray'da yedek kaleci olabilecek potansiyel var mı? Var ama. Yani ben mesela Güney'i daha çok beğeniyorum. Yani daha az performans vermesine rağmen Güney çıktığı maçlarda daha iyi oynuyor bence. Yani. Yedek kaleci de ancak o kadar olur. Onun için Altay'a getirdin, kaç para vereceksin? Bir de yani. Şimdi Güney'e atıyorum 500 bin euro vermişindir veya 500 bin TL vermişindir. Altay'ı Manchester United'dan transfer yapıyorsun. Bir kere. O mantıkla baktığımda ben doğru bir hamle olarak görmüyorum. Sadece ve sadece Muslera'nın arkasına alınacak bir oyuncu 3-4 milyon bonservisi verip 1,5-2 milyon euro da oyuncuya vermek bana akıl işi gelmiyor yani. Onu söyleyeyim. Evet. Musa şöyle gelelim. Okan Hoca onu istedi. Preciado. Bunu sordum. Bu yakıştırma haber ama performansıyla scoutların şeyine girmiştir dediler. Nedir? Notuna girmiştir. Yani scoutların radarına girmiştir. Kim bu? Preciado. Preciado'ya hayran kaldı. Galatasaray yönetimi 25 yaşındaki oyuncu listesine ekledi. Biz de beğendik. Nerede oynuyor? Manchester United'de oynamıyor. Arsenal'de, Juventus'ta, Real Madrid'de oynamıyor. Senin transfer yapabileceğin bir takımda oynuyor. Sağ bekte oynuyor ve senin Musa sağ beke de ihtiyacın var. Şimdi Allah razı olsun Dursun Özbek'ten. İnşallah sıkıntısı olmaz. Ama bize iyi bir sağ bek aldırmadı. Bonservis verdim ben dedi. Sezon sonu daha rahat olacağız.
Bu çocuğa 4-5 milyon euro bonservis çıkma şansımız olacak. 2 milyon euroya almışlar. Hani şu haliyle 4-5 milyon euroya alabiliriz diye düşünüyorum. Genç, çok genç bir futbolcu değil. Burada 3,5 milyon euro aşağı yukarı bir bonservis bedeli belirlenmiş. Ekvadorlu bir isim Musa. Sağ bek, orta sahanın sağ ve sağ açık oynuyor. Musa bu arada hani oynar yani. Sağ açık oynar bu çocuk. Ofansif yönü çok iyi yani. Ben o hücum katkısını beğendim. Bu sezon 16 maç 2 gol 4 asistlik bir performans ortaya koymuş. Şimdi ligi çok zor bir lig değil ama Avrupa Ligi Musa zor bir lig ve Avrupa Ligi'nde 7 maç 1 gol 2 asist. Sağ bek pozisyonda yapmış bunu. Mutlaka radara almamız gereken, hatta becerebiliyorsak transfer etmemiz gereken bir isim diyebilirim ben Preciado için. Evet, baktığında şeylerine verdiğin örnekler tam böyle Galatasaray seviyesinde bir oyuncu olarak görüyorum ben de. Yani net bir şekilde böyle transferler beni heyecanlandırıyor. Onu söyleyeyim. Evet, yani açıkçası kendi adıma şunu söylemek isterim. Net bir şekilde şunu söylemek isterim Musa. Bizim profil olarak bu tarz futbolculara yönelmemiz lazım. Bu tarz futbolcular Galatasaray için ideal tercihler. Dubai'yi geldiği gibi göndermek lazım. Kardeş sana teşekkür ederiz. Yani devre arasında gelseydi bir mecburiyetin olurdu. İhtiyaç olurdu ama sezon sonu çok ihtiyaç değil. Evet, Ali Çakmak, Ekvadorlu oyuncular fizik açıdan sağlam oluyorlar demiş. Katılıyorum. Gökay Yıldız, Köm Preciado bayağı ofansif olur demiş. Songül Mutlu, Musa abi yorumuma bakar mısın demiş. Musa bakar bir ara senin yorumuna. Yunus Emre Musa, üçlü savunma beki Preciado, dörtlü de ne yapar bilinmez ama beğendim adamı demiş. Galatasaray için uygun isimlerden biri olarak gözüküyor ama Musa. Bak, biz nasıl şampiyon olduk geçen sene? Ali Koç vasat oyuncularla ilgilenirken biz gittik Mertens çektik, Icardi çektik, Oliveira çektik. Bak, bunların hepsi çok üst seviye, kalite futbolcular. Türkiye Ligi'nin en iyi stoperini çektik, Abdülkerim'i çektik. Yani tabii ki de her zaman böyle Mertens'leri, Icardi'leri alamazsın. Olmayabilir. Ama kaliteye gittik. Sezon sonunda bak, devre arasında bunu yapamadık. Dursun Özbek, ben illa bankalar tamam çıkalım Sayın Başkan. Çıkacağım dedi diye biz kaliteye yönelemedik çok fazla. Ama ya, sezon sonunda örnek veriyorum Dybala'ya gitmeliyiz. Örnek veriyorum Mazrui'ye veya işte bu çocuğa gitmeliyiz. Çok kaliteli örnek, yani Premier Lig'den veya İtalya Ligi'nden oynayan ama agresif bir orta saha almalıyız. Senin iki tip oyuncu tip şeyin olması lazım. Oyuncu tarzın olması lazım. Dybala tarzında oyunculara da gideceksin. Onlardan 2-3 tane transfer yapacaksın. Ama nokta yerlere yapacaksın. Onlar senin lokomotifin olacak ama diğerleri de senin devamlılığın olacak. Bu tarz oyuncular da getirtip işte parlamalarını beklemek, Sasha Boy gibi prim yapmalarını beklemen lazım. Ama Dybala tarzında oyuncu maksimum 2 veya 3 tane alırsın. Ama bu oyuncular senin geleceğini kurtaracak. Diğer az önceki gösterdiğin tarzda oyuncular senin geleceğini kurtaracak. Evet. Peki sevgili arkadaşlar, saat 5'te Musa Yıldız bana konuk olacak. Maç önü yayını yapacağız. Sonra 6'da Musa Yıldız Derin Haber 1905'te ben Ümit Özat'la yayın yapacağım. Galatasaray maç önü. Sonra işte benim Ümit Özat'la devre arası yayınım da olacak. Artı maç sonu bu kanalda yayınımız olacak. Yani daha 4-5 tane program yapacağız. Sizleri çok seviyoruz. Desteğinize minnettarız arkadaşlar. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz Musa Yıldız'la. Hoşça kalın. Görüşürüz.